Ben de kaydı açıyorum. Murat, YouTube tamam herhalde. Bir dakika, bir tek şeyi değiştirmek istiyorum. Görseli değiştirmek istiyorum. Tamamız. Berkay, hoş geldin. Merhaba Şükrü abi. İstersen önce kendinden biraz söz et, sunumuna geçmeden önce. Ardından da istediğin gibi başla lütfen. Herkese merhabalar. Berkay Oğuz ben. Yaklaşık 10 yıldır Fenerbahçe'de antrenör olarak görev almaktayım. Her kademesinde. Yani minik takımdan başladım. Bugün işte son 4 sezondur da A takımda asistan koç olarak görev alıyorum. Genelde rakibe hazırlıkla ilgili video koordinatör diyebileceğimiz ve istatistik depolama görevleri bende. Ayrıca oyuncularla zaman zaman özel çalışmalar da yapıyoruz. Bugün de Murat abiyle konuştuğumuzda daha önce burada Sinerji gibi, Instat gibi yüksek profilli programlar çok güzel anlatıldı. O daha basit ne yapabiliriz diye konuşmuştuk. Bugün biraz daha basit, özellikle bu mesleğe daha yeni başlayan genç koçlar için veya alt liglerde çalışan arkadaşlarımız için çok fazla maliyetli olmayan, hatta bedava olan bizim geçmişte yapmış olduğumuz ve şu anda hala yaptığımız bazı uygulamalardan bahsetmek için buradayım. Umarım faydalı olur. Sunum sırasında her türlü soruyu sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Ben başlayabilirim Murat abi. Screen share mi yapmam gerekiyor şu an? Evet, lütfen. Şu an geldi mi görüntü? Evet. Evet. Daha önce de bahsettiğim gibi bugün temel istatistikten bahsedeceğiz. Altyapıda diyelim ki bir asistan koçsunuz veya alt liglerde bir asistan koçsunuz. İstatistiği nasıl tutabiliriz? Bunu nasıl raporlayabiliriz, depolayabiliriz? Bununla ilgili ben kendi yöntemlerimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle önünüze böyle bir şema gelecek. Bu bizim maç esnasında istatistik tutma kağıdımız. Tabii şu an bugün bu arada iki tane farklı yöntemden bahsedeceğim. Bir tanesi bu. Diğeri de Apple Store'da bulunan çok uygun bir program. İsteyenler buna da erişebilirler Apple Store'dan kolayca. iPad'le maç esnasında tutuyoruz ama önce bizim manuel dediğimiz, yani maç sırasında elle tuttuğumuz bu yöntemden bahsedeceğim. Karşımızda böyle bir şema var. Burada dört farklı saha göreceksiniz. Bunlar her bir periyodu temsil ediyor. Yanda oyuncu süreleriyle ilgili kolonlarımız var. Ortada faullerle ilgili bir kolonumuz var. Solda da aslında şöyle göstersem daha rahat olacak. Evet, bu tarafta da her şekilde değiştirebileceğimiz sütunlar var. Yani bunlar altyapı için tasarlanmış olduğu için örneğin pota altı ve turnike şeklinde tasarlamıştık ama daha yukarıki seviyelerdeyseniz bunu bir set adı veya bir set yöntemi, işte pick and roll olabilir, low post olabilir veya savunma şeklinde istatistikler rahatça tutabilirsiniz. Bunlar tamamen Excel'de hazırlandığı için değiştirilebilecek şeyler. Burada maçla ilgili bilgilerle ilgili boşluklarımız var. Her maç için ayrı ayrı. Burada maç başladığı zaman genelde biz atış yaptığımızda, diyelim ki 7 numaralı oyuncumuz bir atış yaptı. Kaçırdığı zaman bunu böyle yazıyoruz. Soktuğu zaman da daire içine alıyoruz. Bu bizim yöntemimiz. Zaten genel olarak kullanılan bir yöntem. Burayla ilgili çok uzun tutmayacağım. Tabii burada istatistik tutarken işte pot altı turnike boyalı alanı da ayrı ayrı tutabilirsiniz. Veya long two dediğimiz uzun iki sayılık mesafeli atışları da burada aynı şekilde ayrı ayrı tutabiliriz.
Oyuncu sürelerine gelmek istiyorum. Genelde hani ben tutarken de en çok zorlandığım konulardan bir tanesiydi. Burada maç başlarken 10-0-0 yazıyoruz. Yani bu şekilde yazıyorum ama net gözüküyor mu bilmiyorum. Hani online olduğu için bu yöntemi bulabildim. Umarım yararlı oluyordur. Burada diyelim ki 4 numara, 5 numara, 6 diye gidiyoruz. Örneğin 8. Ondan sonra oyuncu değişikliği olduğunda süreyi buraya yazıyoruz. Diyelim ki 6.30'da koç oyuncu değiştirdi. İşte 4 numara yerine 9 numara girdi. Bunun altına hemen 9'u giriyoruz. Zaten sağdaki 5 hemen elimizde oluyor. Bu şekilde maç boyunca bu sütun bize fazlasıyla yeterli olabiliyor. Buraya kadar herhangi bir sorusu olan var mı? Yoksa devam edeyim mi? Devam et Berkay istersen. Aşağı sütuna geldiğimiz zaman burada kutucuklar göreceksiniz yine sol tarafta. Hangi istatistikleri tutmak istediğimizle alakalı. Faul atışları bizim tuttuğumuz. Birinci faul, ikinci faul, savunma reboundu, hücum reboundu, top çalma, top kaybı, asist, blok. Pass break sayılarımız bizim için önemli. Rakip için de tabii genelde altyapılarda bir kişi tuttuğu için rakiple ilgili çok fazla şey tutma şansımız olamayabiliyor. Yani iki tarafı da tutmak çok zor. Rakip için bizim maç sırasında önemsediğimiz şeyler rakip hücum reboundu, rakip fast break sayıları ve rakip serbest atış sayıları. Ama yine bunlar da Excel'de olduğu için her türlü değiştirilebilir veya head coach'un isteğine göre eklenilebilir, çıkarılabilir. Burada kutucukların içinde rakamlar göreceksiniz 40'a kadar veya işte 80'e kadar. Bunlar bize aslında bunlar bizim tree'miz yani maç içinde başımıza gelmiştir. Head coach bize dönüp İşte rakibin kaç tane hücum ribandı var dediğimiz zaman bu kutucukların üstünden gittiğimiz zaman anında cevap verme şansı doğuruyor. İşte 3 diyorsun, 4 diyorsun, 5 diyorsun, kaç soğan. Bunlar bu açıdan çok işe yarıyor. İkinci bir kullandığımız şey de bunu yaparken her periyoda bir renk, daha doğrusu 1 ve 3. periyoda bir renk, 2 ve 4. periyoda bir renkle tutuyoruz. Yani 1. periyot bitti. Bizim diyelim ki 3 tane hücum reboundumuz var. Buraya tabii numaralar yazıyoruz. Şu an Paint'te pek yazamıyorum ama numaralar yazıyoruz. 1. periyot bittiğinde 4 hücum reboundumuz var. 2. periyot başlarken kalem değiştiriyoruz. Diyelim ki kırmızı renge geçiyoruz ve 2. periyodun hücum reboundlarını tutmaya başlıyoruz. Böylece aslında elimizde çok basit bir şekilde periyot periyot kaç tane hücum reboundu aldığımız veya hangi istatistikten kaç tane yaptığımız gibi çok basit bir yöntemle veri oluyor. Kağıtla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yine ikinci çeyreğin shot chart'ını buraya girebiliriz. Üçüncü çeyreğin shot chart'ı buraya ve dördüncü çeyreğin shot chart'ını buraya girebiliriz. Bu şekilde koçun bize maç esnasında sorabileceği her türlü soruya bu şekilde hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Veya maç içerisinde koçu uyarıp işte bu periyotta İlk periyotta 4 top kaybı yaptık, ikinci periyotta 8 top kaybı yaptık gibi anlık bilgileri verme şansımız da bu basit yöntemle elimizde oluyor. Buradan sonra diyelim ki maç bitti, elimizde bir veri var. Bu veriyi nereye atacağız? O tabloya geçeceğim şu an. Bizim yine hazırladığımız bu şekilde bir tane istatistik kağıdımız var. Zaten Fenerbahçe Ülker zamandan biraz eski, şu an kullanmıyoruz. Başta demiştim yapmış olduğumuz ve yapmakta olduğumuz diye. Bu şekilde bir istatistik kağıdımız vardı. Burada yine maçın bilgilerine giriyoruz. Periyot periyot skorları giriyoruz. Uzatma oynadıysak skorları giriyoruz. Burada istediğimiz önemli verileri yazma şansımız oluyor. Yani biz bu istatistiği head coach'a götürdüğümüz zaman maçtan sonra veya diğer koçlarla paylaştığımız zaman bizim organizasyonumuzun önem verdiği diyelim, öncelik verdiği İstatistikler burada göz önüne geliyor. Aynı şekilde rakip için tuttuysak rakip ne yaptı, biz ne yaptı bu şekilde karşılaştırabiliyoruz. Maç bitti, eve gittik, maçın istatistiğine gireceğiz. İşte oyuncumuzun ismini giriyoruz. Daha demin göstermiş olduğum şuradan sürelerini hesaplayıp buradan diyelim ki dakikasını giriyoruz. 10 dakika oynamış, kaç hücum ribaundu aldı. Kolay örnek olması için 1 veriyoruz. Burada gördüğünüz bütün sıfırlarda birer formül vardır. Bu formülleri girmek çok kolaydır. Hani internette de bulabileceğiniz bir şey. Bunlar size gerçekten ciddi zaman kazandırır. Hepsini şu an bir şeklinde vereceğim. Diyelim ki 2'de 1 2 sayı atsın. 2'de 1 3 sayı atsın. Burada field goal
toplam kullandığı atış oluyor. Bu da burası da Excel'de gördüğünüz gibi formüllüdür. Yani iki sayı ve üç sayılıkları toplayıp field goal'da koyuyor. Free throw'da girdiğiniz zaman burada otomatikman yine oyuncunun sayısı, efficiency'si size formüllerle karşınıza çıkıyor. Burada bizim bu dönem kullanırken yapmış olduğumuz genelde atış ve sayı istatistiklerde önde olur ama biz o zamanlar biraz da bunları oyuncularla da paylaşıyorduk maç sonunda. Biraz daha psikolojik olması için, takım olgusunda yaratmamız için mesela Ömer abinin sunumunu izledim bugün. Takım olmayla ilgili çok önemli şeyler söyledi. Çok farklı yöntemler söyledi. Çok değişik yöntemler söyledi. Biz de mesela takım için öncelikle istatistikleri öne koyup ondan sonra biraz daha sayıyla ilgili. Çünkü altyapıda oynayan oyuncular için genellikle sayı çok önemli oluyor ister istemez. Bu şekilde bir etki yaratmaya çalışmıştık. Burada en son geleceğim konu efficiency konusu. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Daha doğrusu formülümüz ne? Ali Ruhi de bundan bahsetmişti. Bu efficiency her koça göre değişkenlik fark edebilir. Her koçun önem verdiği atış, önem verdiği top çalma olabilir, blok olabilir, asist olabilir. Tabii ki de bunu head coach belirler ama bizim yapmış olduğumuz Euroleague'de de bu kullanılıyor. Belki içinizde Euroleague fantasy oynayanlar da bilir. Zevkli bir oyundur. Burada her değere bir verip ondan sonra 2 sayılık sokunca çarpı 2, 3 sayılık sokunca çarpı 3 şeklinde bir değer verip yaptığımız şeylere artı, yapamadığımız şeylere eksi verince burada efficiency'miz ortaya çıkıyor. Formülü de burada vardır. Zaten sohbetin sonunda da mailimi vereceğim. İsteyen herkese de bunu rahatlıkla paylaşabilirim. Çok kolay bir şey. Burada oyuncuyu girdikten sonra, her oyuncumuzu girdikten sonra 12 oyuncumuzu. Tabii bunun bir de raporlama bölümü var. Yani koç size 4 maç sonra, 5 maç sonra bizim şu toplam ve ortalama istatistikleri getir bakalım diyebilir. Maç bitti, istatistik kağıdını verdik koça. Bizim asistan koçlar olarak görevimiz devam ediyor. Buradan sonra biz oyuncuların bireysel toplam ve ortalamasına gidiyoruz. Burada yine her oyuncu için birer tane Excel sayfası açmış bulunuyoruz. Oyuncu ile ilgili genel bilgiler, oyuncu ile ilgili notlar ve fotoğrafının olduğu bir bölüm var. Bunlar tamamen yine değişebilir. Burada maçta olmuş yapmış olduğu istatistiği diyelim ki bu Efes maçı olsun. Buradan direkt kopyaladığımız zaman ve buraya yerleştirdiğimiz zaman her oynadığı maç için bize sonunda her oyuncunun totalini ve averajını verecek. Çok basit bir yöntem. Çok zaman kazandıran bir yöntem. Yani head coach'umuz veya organizasyondan biri 5 maç sonra ya şu oyuncunun bize bir istatistiklerini getir dediği zaman sizin elinizde bu şekilde maç maç oyuncu ne yapmış, totalinde ne yapmış, averajında ne yapmış bu şekilde bir bilgi çok rahatlıkla sağlayabilir. Burada bir tane daha iki tane daha doğrusu tablo var. Bu tablolarda şöyle, bunun bende anısı vardır. Benim bir arkadaşım var, finans sektöründe çalışan. Hatta bugün mesaj attı konuyu görünce. Sana sorular soracağım, bilmediğin yerler var çünkü diye. O bana çok büyük bir kolaylık sağlamıştı. Şu şekilde bir tablo yapmıştı. Buradaki bilgiler girdiğiniz zaman otomatikman buraya yansıyor. Ve bir köprü kuruyor arasında Excel'le bağlantısında. Bunu ben bilmiyordum. O bana hediye olarak yapmıştı diyelim. Bireysel ortalaması ve toplamı otomatikman size çıkıyor. Yani hem oyuncu her maç ne yapmış onu görebiliyorsunuz. Hem de bütün oyuncular, bunun onun yerine isimleri de yazabilirsiniz. Bütün oyuncuların total ve ortalama istatistiklerini bir sayfada görme şansı yakalıyorsunuz. Şimdi burada tabii bizim o zaman yaptığımızda bu kadar önemli değildi. Eksiğimiz pozisyon sayısı. Bazı head coachlar veya koçlar pozisyon sayısına da artık çok önem vermeye başladı. Altyapıda da olsa, alt liglerde de olsa. Tabii bu oynadığınız basketbol tarzıyla da alakalı. Kaç pozisyon hedeflediğiniz veya işte koçun o maç kaç tane turnover hedeflediği veya 3 sayı yüzdesini ne hedeflediğiniz
Çok önemli. Burada pozisyon sayısında çok basit bir formül var. Şöyle yapabilirim. Şimdilik. Burada formül hata veriyor. Evet. Şu şekilde bir formülümüz var. Şimdi yazabileceğimi bilmiyorum. Öğlen denemiştim, oluyordu. Field goal sayısından burada 4. Bundan hücum reboundını çıkarıyorsunuz. Offensive reboundu. Ondan sonra bunu free throw denemenizi çarpı 0,40 yapıyorsunuz. Bu şekilde bir pozisyon sayısı çıkarıyor. Şu an doğru mu bilmiyorum ama formül bu. Tabi burada sadece bir örnek olduğu için çok doğru olmayacak bu. Ama genel formül bu. Yani field goal toplam attığınız sayı adedi eksi hücum reboundu. Sonra free throw'da 0,40 ile çarpıyoruz. Yanılmıyorsam Hristos da bu konuyla ilgili bayağı geniş bilgiler vermişti. Çok detaylı bilgiler vermişti. Ben o kadar bugün detaya girmeyeceğim. Daha genel istatistikten konuşacağımız için bu formülü size rahatlıkla verebilirim. Bizim birinci yöntemimizin ana teması bu şekilde. Eğer herhangi bir soru varsa yanıtlayabilirim. Eğer yoksa ikinci iPad'den olan kısma da geçebilirim. Şimdi birinci chart'ta çok güzel iki ipucu verdin arkadaşlara. Yok, ilk istatistik. Şundan bahsediyoruz. Evet. Yani evet. Burada gri ile hazırlanmış rakamlar. Evet. Bize koç sorduğunda hemen kaç tane olduğunu söylememiz açısından çok önemli. Bir de her periyot için kullandığın farklı renkteki kalem. Bunlar gerçekten arkadaşların işini kolaylaştıracak bir yöntem. Teşekkürler. Burada önce Ali Ruhi Balkan'la, arkasından Ümit Temelçin ve arkasından da şimdi sen üstüne bastırarak söylüyorsun ki herhangi bir program olmasa da Excel bu işi tümüyle çözer. Excel bize bütün bu verileri yapar. Dolayısıyla arkadaşların bu Excel konusunun üstüne düşmesinde fayda var. Benim sorum, maç sırasında birinci periyot bitti. Siz hemen bir döküm yapıyor musunuz? Yoksa maçta verilen istatistik kağıdını kullanıp sonra mı maç bitimi hepsini değerlendiriyorsunuz? Biz şu an bunu kullanmıyoruz öncelikle Şükrü abi ama şu an tabii ki de federasyon tarafından verilen istatistik kağıdını kullanıyoruz periyot periyot. Ama burada yaptığımız zaman tabii ki de bir döküm alamıyoruz. Ama koç sorduğu zaman burada her türlü bilgi elimizde oluyor. O yüzden her şeye rahatlıkla cevap verebiliyoruz. Zaten şunu da söyleyeyim, hani özellikle mesela ilk bu kağıt benim elime geldiğinde, antrenörlüğe başladığımda ben eyvah ne yapacağım demiştim. İlk bir hazırlık maçına gitmiştik hatta. Orada bayağı zorlanmıştım tutmakta ondan sonra. Ama şu var, zaten head coachunuzla konuşursanız maç öncesinde, abi nelere dikkat edeyim veya bizim hedeflerimiz neler, az çok neler soracağını da böylece tahmin edebiliyorsunuz. Böylece periyot sonlarında veya devre sonlarında bunları kolayca, burada zor olan ne? Mesela diyelim ki 3 sayılık atışlar. Pardon, yanlış kalemle yaptım. 3 sayılık atışlar. Yani sorduğu zaman, ya bu 7 numaralı oyuncu kaçta kaç üçlük attı kardeşim dediği zaman, hemen buradan işte 1, 2, 3, 6'da 1 attı deme şansına sahipsiniz. Bunu daha önceden koçunuzla konuştuğunuz için. Teşekkür ediyorum. Bir de bir şey öğrenmek istiyorum Berkay. Euroligi ayrı tutuyorsunuz, ligi ayrı tutuyorsunuz ama aralarında ilişkilendirmek istediğiniz zamanlar oluyor mu oyuncuların? Tabii ki de oluyor ama biz tabii A takımda, şunu söyleyeyim, biz de daha çok sinerji ve instattan yararlanıyoruz o konuda. Tabii ki de liglerin vermiş olduğu verileri de her hafta ben raporluyorum koçlara ama genel olarak biz onları karşılaştıracağımız zaman genelde instatı ve sinerjiyi kullanıyoruz. Yani, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Başka soru yoksa ikinci bölüme geçebilirim. El kaldıran göremedim. İkinci bölüme geçelim istersen. Evet, bu programda
iScout Basketbol diye bir program. iPad'le tutabiliyoruz maç esnasında. Bu aslında daha demin anlattığım her şeyi otomatik yapan bir program. Aslında Şükrü abi, sizin sorunuza bu program biraz daha net cevap olabilecek. Bununla maçın her anında istediğiniz dökümü alabiliyorsunuz PDF halinde. Ve bunu istediğiniz zaman mail atabiliyorsunuz, istediğiniz zaman tweet bile atabiliyorsunuz. Ondan sonra bu program gerçekten hem koçların zamanı açısından hem de bilgi açısından çok daha donanımlı bir program. Biz bunu yanlış hatırlamıyorsam altyapıda 2013 yılında kullanmaya başladık. Şu anda çoğu kulüpte kullanıyor biliyorum. Hatta A takımın istatistik tutulmayan hazırlık maçlarında bile ben bunu hala kullanıyorum ve anında bilgiye erişebiliyorum. İlgilenen arkadaşlar Apple Store'dan bulabilirler. Şimdi bu programla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bu program ilk açtığınız zaman size böyle bir sayfa verecek. Bu sayfada da liglerinizi kurmanız lazım. Burada örnek göreceksiniz. 2016-2017 hazırlık maçları, 2017-2018 hazırlık maçları, 2018-2019'da ve 19-20'dekilerde istatistik vardı, tutmadım. Bir de bu sene için bir hazırlık yaptım ben. 3 tane ayrı ligim var. Öncelikle bu ligleri kuruyorum. Sonra bu liglere girip, yani mesela ben bir U16 antrenörüyüm veya yardımcı antrenörüyüm veya U18. Buraya girip kolaylıkla kendi ligimi oluşturdum. Ondan sonra bu liglere takımları kurmaya başlıyorum. Zaten sezon içerisinde kimle oynayacağınız belli oluyor. Burada tabii hazırlık maçı olduğu için istatistik tutulmayan bir tane hazırlık maçımız var. Ama diyelim ki U16 liginde ben Efes'le oynayacağım, Galatasaray'la, Beşiktaş'la, DSI'yle oynayacağım. Bu takımları önceden giriyorum. İsterseniz tabii ki de bunların kadrolarını da girebilirsiniz ama altyapılarda genelde karşı takımların kadrolarını çok bilmediğimiz için biz kendi takımımızı kuruyoruz. Burada takımınızın rengine kadar işte ligini seçiyorsunuz, adını seçiyorsunuz, kaç tane oyuncu gireceğinizi seçiyorsunuz, koçun ismi, asistan koçun ismi şeklinde bilgiler var. Burada reports mail kısmından bir mail grubu oluşturabiliyorsunuz. Yani maç bitti, maç biter bitmez internete bağlandığım anda ben bu maçın raporunu organizasyondaki herkese yollayabiliyorum. Veya devrede yollayabiliyorum. Bu şekilde bir erişim şeyiniz var. Burada takım oluşturmayla ilgili konuşacağım. Ligi kurduk, takımları kurduk. Kendi takımlarımızı kuracağız. Burada tabii bu eski bir kadro. Yanlış anlaşılmasın. O hazırlık maçında o sene kadromuzda bulunan, tabii denenmeye gelen oyuncular da vardı. Ben hepsini girdim. Maçta oynamayacak olanları inactive edebiliyorsunuz. Yani dışarıda tutuyorsunuz ve aktif oyuncular maç kadronuzu oluşturan oyuncular. Burada tabii oyuncularla ilgili bilgileri de detaylı girebiliyorsunuz. İşte fotoğrafını koyabiliyorsunuz, onu yapabiliyorsunuz ama biz sadece bir maç tutacağımız için burada çok fazla bilgiye girmedik. Forma numaralarını giriyoruz, isimlerini giriyoruz ve o maçta kim oynayacaksa onları aktive ediyoruz. Ondan sonra diyelim ki sezonumuz başladı, maç oluşturacağız. Maç oluşturmaya başlıyoruz. Yani benim ilk maçım, yine söyleyeyim, Efes'le ve home takımıyım. Buradan kendi takımımı seçiyorum, kadromu seçiyorum, karşı takımı seçiyorum. Ondan sonra maçla ilgili bilgilere geliyorum. İşte maçın tarihi, hangi lig olduğu, yeri, hakemleri, buraya kadar girebiliyorsunuz. Tabii bu çok uluslararası bir program olduğu için ve bazı liglerde kurallar değişik olduğu için buradan maçın hangi sürede oynanacağını seçebiliyorsunuz. Faul sistemini seçebiliyorsunuz. Kaçta bonusa giriyor, ne zaman atışa geçiyor gibi şeylere girebiliyorsunuz. Ondan sonra da maçınızı oluşturuyorsunuz. Burada daha farklı değişiklikler de var. Bu şekilde maçınız oluşmuş oluyor. Diyelim ki 18 Eylül saat 7'de Fenerbahçe İran milli takımıyla hazırlık maçı yapacak gibi. Buraya kadar soru varsa alayım. Buradan sonra biraz daha programın detaylarına ineceğim. O yüzden yok herhalde. Evet. Şimdi maça girdiğiniz zaman karşınıza böyle bir ekran geliyor. Aslında daha demin olan Excel'deki o bütün kutucuklar bu şekilde burada oluyor. Burada tabii karşı takımın kadrosunu da görürsünüz. Yani diyelim ki iki asistansınız. Ondan sonra bir taraf karşı takımın istatistiğini tutabilir. Bir taraf
kendi takımımızın istatistiğini tutabilir. Burada sağdaki ilk beşiniz oluyor sol tarafınızda. Yukarıda sahadaki beşiniz yine kim kaç sayı atmış onu görebiliyorsunuz. Takım faullerini görebiliyorsunuz. Süreyi zaten ayarlamıştık maç saatiyle. Orantılı gitmeye çalışıyoruz ama kaçırsak da problem değil. Maç içinde ayarlanabiliyor. Bu tabii maç sonu skoru. Maç içerisinde bu şekilde buradan tıklayarak işte mesela 10 numara Ergi Tırpancı asist yaptı. Pardon, asist yaptı. O şekilde bilgiyi giriyor. Burada bir video oynatacağım. Daha inşallah anlaşılabilir olursa. Evet. Açıldı mı video? Evet. Şimdi burada maç oynanıyor. Ergi Tırpancı'ya tıkladık. Atış attı. İki sayılık. Burada sizin karşınıza bir şey çıkıyor. Girdi, başarılı veya başarısız şeklinde yine tıklıyorsunuz. Buraya kadar her şey güzel. Buradan sonra isterseniz detaya da girebiliyorsunuz. O atış attıktan sonra şuradaki kalem işaretine tıkladığınızda atışın şeklinde girebiliyorsunuz. Ve maç sonu istatistiğinde isterseniz bu detayları da ekleyebiliyorsunuz. Kim ne şekilde kaç tane şut attı, kaçırdı veya yıllık raporunda da bunu görebiliyorsunuz. Bu şekilde atış şeklini de girebiliyoruz. İkinci bir şey, aynı şeyi mesela diyelim ki 17 numara turnover yaptı. Tabii ben bunu iPad'den ekran kaydıyla yapabildim. Bunu göstermiştim zaten. Ergi iki sayılık attı, kaçırdı veya attı. Başarılı oldu. Kaleme bastım, atış şeklini girdim. Aynı şekilde 17 numara Arenitovic o maçta turnover yaptı. Yine kaleme tıkladım. Ne çeşit turnover yaptığını buradan seçebiliyorum. Bu ne, bize neyi sağlıyor? Top kaybı yapıyor ve bu bize neyi sağlıyor? Oyuncu gelişiminde siz bunu yine 4-5 maç sonra koç sizden istatistikleri istedi. Bakıyor. Ha, Ergi buradan hangi şekilde atış kaçırmış? Veya işte 17 numara Arantinovic top kaybı yapıyor ama en çok top kaybını hangi şekilde yapıyor gibi detaylı bilgi de veriyor. Yani aslında ben bu programa biraz altyapıların veya alt liglerin diyelim altyapıların sinerjisi gibi bakıyorum. Tabii onlar kadar detaylı değil. Buradan videoya gitme şansınız olmuyor. Ama bu şekilde ilginç detaylarda program veriyor. İkinci videoda şunu görebiliyoruz. Yine maç esnasında koç bize sordu. Şu yukarıda görmüş olduğunuz, daha önce söylemiştim, sağdaki 5'in skorlarını veriyor. Diyelim ki koç sordu. 13 numara Tarık Biberovic ne attı? Kaç tane 3 sayı attı? Kaç tane 2 sayı attı? Bunu maç içinde tıkladığınız zaman maç sırasında Tarık Biberovic'in size istatistiklerini veriyor. 2 sayı ne atmış? 3 sayı ne atmış? Kaç tane foul atışı atmış gibi, field goal'du, turnover'ları gibi genel bir istatistiğini veriyor. Bunu ayrıca hem maç sırasında devrede ve periyot periyotta görüntüleyebiliyorsunuz. Bir yarıda attıkları, bir periyotta attıkları gibi bu şekilde ve maçta attıkları gibi bu şekilde detaylı istatistik de veriyor size. Yine maç içinde veri girişinde anlattım. Yine bizim işimiz tabii maçtan sonra başlıyor. Peki buradan raporları nasıl alabiliyoruz? Sağda bir tane 3 çizgili bir yere dokunuyoruz. Burada size 3 tane seçenek sunuyor. Report, Even Block ve Twitter Cast diye. Twitter Cast'i sunuma koymadım. Bu Twitter Cast'te her yapılan hareketi anında tweet atabiliyorsunuz ama tabii bunun için internete bağlı olmanız lazım iPad'inizle. O da hani bizim şu an benim gördüğüm salonlarda çok fazla olan bir özellik değil. Özellikle altyapılarda. Report'a geldiğiniz zaman maç sonunda size 3 tane bilgi veriyor. Soldaki genel maç istatistiği. Burada periyot skorlarını görebilirsiniz. Daha önceden girmiş olduğumuz bilgiler. Ve oyuncuların yine
genel bilgileri. Üst tarafta scoring, yani skorla ilgili istatistik bilgileri var. İşte burada zaten görüyorsunuz yine field goal, kullandığı atış sayısı, 2 sayılık atışlar, 3 sayılık atışlar ve serbest atışlar gibi. Alt tarafta da non-scoring istatistiklerini görüyorsunuz. Asistler, bloklar, hücum reboundu, savunma reboundu, toplam reboundları, top çalma, faulleri, top kayıpları. Bir de tabii burada daha demin bahsettiğim detayları da görebilirsiniz ama genelde o detayları maç sonu istatistiğine koymuyoruz biz. Daha doğrusu koymuyorduk. Hala da koymuyoruz. Altyapıdan bize gelen maillerde de olmuyor. Çünkü o biraz daha detaya giriyor ama isterseniz onları da rapora ekleyip çıkarabiliyorsunuz. İlk baştaki maçın girişini yapmıştık ya, oradaki rapor seçeneğinden buradaki bilgileri de rahatlıkla girebiliyoruz. İkinci seçenek bize maçın atış göstergesini gösteriyor. Nereden, yüzde kaçla atmışız? Onunla ilgili detaylı istatistiği veriyor. Buradan çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu arada dediğim gibi bunu iki taraflı da görebilirsiniz ama biz genelde sadece kendi takımımızın istatistiğini tuttuğumuz için kendi takımımızın istatistiğini gösteriyor. Pardon. Bu da periyot periyot maç skorlarını veriyor. Yani aslında bizim Excel'de yaptığımız, maçı tuttuk, maç bitti, bir yere gittik çay kahve içmeye veya eve gittik hemen istatistiği çıkardık ofiste, herkese mail attık. Bir iki saatte yaptığımız işi maç sonunda anında bize detaylı olarak verme şansı sunuyor. Tabii en önemli şey, maç içinde hata yaptık diyelim. Report'u zaten anlattım, maç sonu raporlarını. Tweet atabilirsiniz, bunu söyledim. Burada bir de event log'u göreceksiniz. Event log da maç içerisinde yaptığınız bir hatayı ister maç içerisinde veya periyot arasında, isterseniz maç sonunda size düzeltme seçeneği sunuyor. Yani buradan sağ üstte tıkladınız, event log dediniz. Diyelim ki Ergi'den örnek vereceğim yine. Ergi top kaybı yaptı ama aslında o an yanlış tıkladınız. Top kaybını diyelim ki 2 numara yapmıştı Ponitka. Bunu hemen düzeltip 2 numara Ponitka'ya bir tane turnover yazabiliyorsunuz. Veya siz 3 sayı yazdınız. Bu maçlarda çok karşılaştığımız bir şey. Siz 3 sayılık atış yazdınız ama hakem ondan sonra 2 sayı verdi. Bunu event log'a gelip yerini de düzeltip hemen 2 sayılık atışa çevirebiliyorsunuz. Maç sonuna geldik. Bahsettiğim şey 2-3 saat önce yaptığımız şey ve de kopyala yapıştırla Excel'de yaptığımız şeyi maç sonunda size bu altta gördüğünüz sezonumuzu kurduk, takımlardan maçlarımızı yaptık. Reports kısmına geldiğinizde size nasıl rapor istediğinizi soruyor program. İsterseniz tek maç seçebiliyorsunuz. Pozisyon pozisyon seçebiliyorsunuz, box score seçebiliyorsunuz. Burada çok seçenek var. Detaylara çok fazla giremiyorum videoda da gösteremediğim için. Çünkü daha önce de söylediğim gibi Apple'da iPad'den bağlanamadım Zoom'a. Burada bizim ilgilendiğimiz 3 tane, 2 tane yer var diyelim. Season Summary Per Game bize takım istatistiklerini veriyor. Season Summary Per Player bize oyuncu ile ilgili temel istatistikleri veriyor. Ve bunları yine detaylarını kendimiz seçebiliyoruz. Aşağı doğru gittiğinizde sezonun en iyi istatistiklerini de görebilirsiniz. En skoreri, en çok asist yapanı, en çok turnover yapanı gibi takım içinde istatistiklerinizi de görebilirsiniz. Takım istatistik raporu tabii bizim bir tane hazırlık maçı olduğumuz için burada bir maçlık istatistik var. Onda da iyi anlaymışız. Zaten buradaki rakamların aynı olmasının nedeni bu. Maç skorlarını veriyor, field goal'ları veriyor, 3 sayılık atışları veriyor, free throw'ları veriyor ve yine non-scoring istatistiklerini veriyor. Buradaki istatistikler biraz yanlış. Bunun nedeni orada bazı gelen giden oyuncular oldu ve de geçen sezonlardan verdiğim için örnek ve son iki sezondur bunu biz A takım seviyesinde kullanmadığımız için yanlış istatistik veriyor. Bunun güvenilirliği sinerji muhabbetinde olmuştu galiba. Ümit abiyle Ömer abi konuşmuştu. Bilgiler doğru mu değil mi diye. Gerçekten bu siz programa ne giriyorsanız onu veriyor. Ama burada işte oyuncu sildiğiniz zaman veya oyuncu ayrıldığı zaman orayı ben bir hata yapmıştım. Orada size siz ne giriyorsanız o bilgiyi verdiği için tamamen sizin bilgilerinizle ilgili şeyler veriyor. Tek dezavantajı burada takımla ilgili ortalamaları vermiyor. Yani biz takımımız kaç tane 3 sayı atmış maç başına bunu göremiyoruz veya kaç tane faul kullanıyoruz
maalesef bunu bu programda, yani benim bildiğim kadarıyla en azından, göremiyoruz. Burada da daha demin takım istatistiğine girmiştik. Burada da bireysel oyuncu istatistiğine girdiğimiz zaman yine burada tabii bir maç üzerinden veriyor. Biz bir maç girişi yaptığımız için oyuncuların total skorları, points dediği kısım, total skorları, points per game, maç başına attığı skorlar, genel atış yüzdesi, field goal percentage, genel atış yüzdesini veriyor. İki sayılık atışlarını veriyor, üç sayılık atışlarını veriyor, free throw'larını veriyor. Yine burada ortalamaya ulaşamıyoruz, totallerini veriyor ama bunu yine Excel'de yapabiliriz. Hani çok attığım şutu maç sayısına böldüğümüz zaman basit bir matematikle hemen yapabiliriz. Yine aşağıda non-scoring kısmı var. Non-scoring ile ilgili bilgiler veriyor. Ortalama kaç dakika oynadığı ile ilgili ve kaç asist yaptığı, kaç blok yaptığı gibi bize bilgileri detaylı bir şekilde veriyor bireysel olarak. Aynı şekilde oyuncunun sezon sonunda veya sezon içerisinde koç size oyuncunun attığı, oyuncunuzla özel çalışacaksınız ama hangi şutlara çalışmanız gerektiği ile ilgili veriler lazım. Bu şekilde shot chart'ı da veriyor. Burada örnek Ege Anar'ına, çok da fazla kaçırmamış o maçta. Buraya baktığınız zaman oyuncunuzun hangi bölgeden, aslında bu yanlış hatırlamıyorsam Ali Rui koç instat'ta göstermişti. Bölge bölge kaçta kaç attığı gibi. Bu program da bize bu şekilde bir bilgi veriyor. Yine söylüyorum, bu bir maç olduğu için böyle bir bilgi veriyor. Daha çok maç alınca bütün maçları program buradaki toplamlara ekliyor olacaktır. Bu programda da anlatacaklarım aslında bu kadar. Bu programla ilgili de soru varsa alabilirim. Şükrü abi. Önder Çetin Android'de var mı ben bulamadım demiş. Katkı olarak da Ahmet, Apple ortamı için yazılmış sadece diyor. Sen bu konuda ne diyorsun? Evet, yani ben de bugüne kadar hep Apple'dan kullandım. Ondan sonra Android'den hiç kullanmadım. Hep Apple'dan kullandım. O yüzden Android için bir şey bende yok diyebiliyorum açıkçası. Peki, senin bu programa başladıktan sonra akıcı olarak kullanabilmen için ne kadar zaman geçti ya da ne kadar kullanışlı buluyorsun? Yani çünkü herkesin eline alıştığı program var işte. Ümit diyor ki sinerji benim için diyor. En iyi program diye düşünüyorum diyor. İşte Ali Rui Instat diyor. Stanislav ilk programlarda kendi programından bahsetmişti. Hı hı. Şöyle, aslında biz hepimiz bu programların hepsini kullanıyoruz. Yani tabii ki de bu mesela Instat'ta, Synergy'de kullanımı çok kolay olan programlar ama hani ilk başlarda insanları biraz karışık geliyor. Çünkü orada çok çok detaylı bilgiler var. Videolara ulaşma var. Orası biraz da üst seviye için bir program. Ama bu programı ben veya yeni başlayan biri 2-3 maç izleyerek tuttuğu anda çok rahatlıkla maç içerisinde bunu tutacağını düşünüyorum. Özellikle bu iPad kalemlerini kullanırlarsa, onunla ilgili de bir bilgi vereyim. iPad kalemlerini kullanırlarsa o açıdan çok daha kolay olacaktır. Hata tabii ki de olacaktır ama programda daha önce gösterdiğim gibi hata düzeltme yeri de olduğu için maç sonunda herhangi bir şüpheniz var veya gözünüze çarpan bir rakam var. Ya bu oyuncu bu kadar top kaybı yapmadı veya bu kadar faul atmadı. Buradan hemen düzeltebilirsiniz. Hata mutlaka olacaktır. Hani benim tavsiyem bu konuda, eğer sezon başlamadan 3 maç, 5 maç video üzerinden giderlerse çok rahat. Hatta şöyle bir şey anlatayım. Ben bundan birkaç yıl önce bir üniversiteye gitmiştim, özel bir üniversiteye. Yine buna benzer bir sunum istemişlerdi. O zaman Apple programını göstermemiştim ama ilk gösterdiğim Excel'de yaptığım kağıtların çıktısını almıştım ve öğrencilere dağıtmıştım. Ondan sonra maçın bir periyodunu açmıştım. İlk 5 dakikasını durdurarak onlara göstermiştim. İşte atıyorum, bir oyuncu şut attı, durdurdum. Herkes orada işaretliyordu. İşte bir oyuncu top kaybı yaptı, herkes yine orada işaretliyordu. Böyle böyle insanlar yavaş yavaş. Sonra ikinci 5 dakikayı tamamen maçın gidişatına göre tutmaya başladım. O maç da çok yüksek skorlu bir maçtı ilk periyodu. Özellikle onu seçmiştim. Ondan sonra böyle öğrenciler, hocam ne oluyoruz'a geldiler ama hakikaten öyle değil. Yani yavaş yavaş başlayarak da aslında
bu programda çok kolaylıkla veri girişi yapabilirler. Yani maç esnasında olduğu için tabii ki de biraz zorlanabilirler ama emin olmadıkları şey olursa maçtan sonra videoyla da bunu gayet rahat bir şekilde düzeltebilirler. Oyuncular nasıl antrenman yapıyorsa koçlar da önce birazcık videodan çalışarak kendilerini geliştirebilirler diyorsun. Tabii ki de yani şimdi biz hani çok program kullanıyoruz işte Instat, Sinerji veya işte Yakup abi ile Tomislav'ın göstermiş olduğu kesme programları var. Bizim kendi kullandığımız kesme programı var. Erdem abinin sunumunda kullandığı Xos. Bu şekilde çok program var. Tamamen adaptasyonla ve çalışmayla ilgili bizim de kendimizi hazırlamamız lazım. Biz de oyuncular gibi hatayı mutlaka yapacağız. Sadece güvenilir çünkü artık benim altyapı maçlarına gittiğim zaman gördüğüm yukarıda veliler bile kendi çocuklarının özellikle kaç sayı attığını, kaç asist yaptığını tutuyorlar. Bizim de koç olarak orada güvenilir bilgi vermemiz lazım oyunculara. Çünkü insanlar eve gidince konuşuyorlar. İşte koç dedi ki bana 10 sayı attın. Olur mu oğlum sen 22 sayı attın dersen burada bir anlaşmazlık çıkabilir ama veli orada 10 sayı tutar, sen 8-12 tutarsın. Bu çok önemli değil. Veya düzeltirsin videodan. Sen haklısın, o haklıdır. Orasına karışma. Ama çok fazla büyük fark olmadığı sürece, kendi yaptığınız işe konsantre olduğunuz sürece çok kolaylıkla bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Teşekkürler Emre, sağ olsun Emre Beşer. Önder için bir Android, yani Digital Scout diye bir Android programı var demiş. Öyle bir katkıda bulunmuş. Esra Erkan'ın bir sorusu var. Berkay Hocam, sahanın zonlarına göre de rapor alabiliyor muyuz? Örneğin top kaybını hep sağa giderken yapıyor ya da sola giderken yapıyor gibi. Şimdi şöyle, o kadar hani sağa giderken sola giderken yapıyor mu diye bilmiyorum ama videodan gösterirsem orada çeşitlerini gösteriyordu videoda. Bir saniye. Pardon, bu video değil. Birinci video. Bir saniye. Bu şutla ilgili detaylar. Evet, burada çeşitleri görüyoruz. Burada genellemiş, driblingle ilgili bir şey koymuş ama sağ veya solla ilgili bir şey koymamış. Açıkçası güzel bir fikir. Şu bu programda onu da söyleyeyim yeri gelmişken, çok güzel bir soru. Esra Hanım'a teşekkür ediyorum. Excel'de yaptığımız gibi orada istediğimiz parametreyi giriş yapabiliyorduk. Bunda maalesef yapamıyoruz. Yani işte asiste alayım, buradan oraya koyayım, defansif rebound alayım, buraya koyayım yapamıyoruz veya deflect'in yerine başka bir şey koyayım yapamıyoruz maalesef. Bu programın negatif yönü, ya benim bildiğim kadarıyla tabii ki de yapamıyoruz. Benim bu programı ile ilgili söyleyebileceğim negatif şey olabilir. Çünkü head coach sizden başka bir şey istediği zaman burada olmayabilir ama şu var, notes kısmı var. Yine burada maç içerisinde çıkıyor. Oraya maç içerisinde notes'larınızı alıp koça bu şekilde yine bilgi verebilirsiniz. Ama kendi istediğimiz gibi düzenleyemiyoruz. Ama yine de turnover'lar bölümünde bile hani 5 saniye, çizgi hatası, travel, pas hatası, shot clock, bunların hepsini yine de opsiyonlamış. Evet. Altyapılar için bence önemli. Bunu Sinerji'de görebilir çünkü videolarda tagleme yapıldığı için oradan belki çağırma şansı olabilir. Evet. Tam emin işte değilim ama. Sinerji'de altyapılara çok fazla bir giriş yapmadığı için ya zaten hani oyuncuyla da çalıştığınız için siz az çok yani maçı zaten izleyeceksiniz. Hani ama genel olarak bir bilgi elinizde en azından döküman olarak sağa gittiğinde şu kadar, sola gittiğinde bu kadar top kaybı olmayacak ama genel bir en azından driplingini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Eren'in bir sorusu var. Eren Çakır. Eren buyur lütfen. Merhaba, sesim geliyor mu? Evet, duyabiliyorum. Merhaba. Harika. Öncelikle teşekkür ederiz sunum için. Rica ederim. Benim iki tane sorum olacak. Bir tanesi malum tutulan istatistiklerin dışında A takım seviyesinden bahsediyorum şu an. Koçun özel olarak istediği istatistikler nelerdir? Ve bunun yanında ayrıca şöyle bir sorum var.
A takım seviyesinde setlerin istatistikleri, yani örnek veriyorum, 5-side seti oynadınız. Bu seti kaç kere oynadınız ve kaç kere sayı buldunuz? Bunun dışında hangi opsiyonundan sayı buldunuz gibi istatistikler tutuyor musunuz? Tutuyorsanız bunu maç esnasında nasıl yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Çok güzel iki soru. Birincisinden başlayayım. Bu genel istatistikler dışında A takım seviyesi koçun istatistikleri nelerdir? Tabii ki de bu koçlara göre değişir. Koçun genel isteklerinden ziyade onlar da genelde hani kaç top kaybı veya kaç asistimiz var, bu şekilde şeyler istiyorlar. Ama mesela dikkat edilen şeylerden biri, şunlara dikkat ediyorlar. Hani asist turnover ratio kaç, buna dikkat edebiliyorlar. Veya periyot foul hakkımız varsa, mesela diyelim her periyot 4 foul hakkımız var. O periyot bu faullerden rakip kaç tane serbest atış kullandı? Bu şekilde değişik şeyler isteyebiliyorlar. Yani sizin 4 foul hakkınız var ama 3 foul yapıp karşı takım 5 tane serbest atış, 6 tane serbest atış atmışsa, bu sizin faulleri düzgün kullanmadığınız anlamına gelebiliyor. Bu tarz istekleri olabiliyor ama bu tabii ki de istekler her koça göre kesinlikle değişkendir. Hani benim karşılaştığım ve öğrendiğim mesela en önemli şeylerden biri buydu en başlarda. Faul haklarımızı kullanalım. Kaç faul yaptık, kaç faul atışı kullandılar. Bu bize kolay sayı yediren bir istatistik. Bunu şey yapmıştım. İkinci soru, setlerin istatistikleri de olabiliyor. Bu tabii maç esnasında da olabiliyor. Maç sonrasında da çıkarabiliyoruz. Bunun için bizim Excel'de hazırladığımız tablolar var. Setlerimizin isimlerinin yazılı olduğu. Onları yazıyoruz. Genelde Erdem Koç olsun, ben olayım veya diğer asistan koçlar, geçmişten konuşuyorum, maç sonunda maçı izleyip hangi setten kaç sayı bulmuşuz, kaç top kaybı yapmışız, bu şekilde Excel tabloları da oluşturduğumuz olmuştur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ahmetcan, senin bir sorun vardı. Merhaba Berkay Hocam. Merhaba Ahmetcan. Bugünkü yardımların için teşekkürler bu arada. Rica ederim. Çok çok güzel sunum oldu. Teşekkür ederiz zaman ayırdığın için. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ben bir şey kaçırdım sanırım. Şu an güncel sisteminiz sinerjiyle konuşan bir şey mi kullanıyorsunuz? Ne kullanıyorsunuz şu an güncel şey sırasında? İstatistik için. Maç İstatistik. Yani biz şöyle, zaten ben bugün hani maç sırasında neyi nasıl yapabiliriz diye anlattım. Maç sırasında zaten bize federasyon olsun, Euroleague olsun istatistikleri veriyor. Ama diğer detaylı istatistikler için biz Synergy'yi de kullanıyoruz. Instat'ı da kullanıyoruz. Anladım. Onlar üzerinden gidiyorsunuz. Evet, onlar üzerinden gidiyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Yani. Önder Çetin, Berkay Hocam, A takım düzeyinde örneğin top kaybı yüksek ya da şut yüzdesi düşük gibi kötü istatistik yapan oyuncuya o maç sonrası hemen bu kötü istatistiklerle ilgili uyarı ve ekstra çalışmalar yaptırılıyor mu? Yoksa birkaç maç üst üste olduğunda mı kötü istatistik ile ilgili ekstra çalışmalar yapılıyor? Teşekkürler. Rica ederim. Şöyle, A takım seviyesinde zaten altyapıda da biz bunu yapıyorduk. Maç sonunda istatistik kağıdı oyunculara veriliyor. Onlar zaten hani profesyonel oldukları için nasıl top kaybı yaptıklarını az çok biliyorlar. Bunun dışında asistan koçlarla top kayıplarını izleyebiliyorlar. Veya kötü attıkları şutlara da buna şey yapabiliriz, katabiliriz. Bunları izliyorlar. Ve tabii ki de bunların sonucunda buna göre özel çalışmalar yapıyorlar. Ama öyle maç sonunda, tabii burada maç sonunun durumu da önemli. Yani tabii ki de burada oyuncunun psikolojisi de önemli. Hani kötü bir maç kaybetmişsinizdir. Gardınız 4 top kaybı yapmıştır. Gidip sen bu top kaybını böyle yaptın, böyle yaptın demiyorsunuz oyuncuya. O zaten kendi hatasının farkında, A takım oyuncusu olduğu için. Ama maç bitti, stresi geçti. Sabah salona geldi haltere veya şut atmaya. Onunla ilgili konuşuyorsunuz. İşte şu top kaybını da şöyle yapabilirdin. Daha ikna edici olabilmek için videoda göstermeniz daha etkili olur top kayıplarına. Buna kendi programlarınızla da erişebilirsiniz. Ya da Instat'tan, Synergy'den de erişebilirsiniz. Bazen oyuncular maçtan sonra kendileri gece arayıp işte ya bana şu top kayıplarımı gönderebilir misin? Veya attığım şu şutu gönderebilir misin gibi istekleri de oluyor. Teşekkürler. Başka sorusu olan var mı? Bu
Altyapılarla ilgili sen Ömer'in sunumundan bir örnek göstererek biz de istatistik şeyimizde, kağıdımızda bunu şu şekilde değiştirmiş, bu şekilde yapıyoruz demiştin. Orayı bir tekrar hatırlatabilir misin? Şurası Şükrü abi. Genelde istatistik kağıtlarında bu iki sayı, üç sayı, field goal, serbest atış kısmı önce gelir. Genelde işte rebound, asist, top çalma, blok bunlar sonra gelir. Ama biz o zaman bunu hazırladığımızda bunları öne koymayı tercih etmiştik. Hani oyunculara da veriyoruz bu istatistiği. Maç bitti. Sonuçta oyuncu ilk kağıda bakıyor. Buraya gelene kadar biraz ama öncelikle kaç rebound almış, kaç top çalmış bunları görsün. Kaç top kaybı yapmış bunları görsün. Ondan sonra zaten büyük zamanını burayla geçiriyor oyuncu. Bundan bahsetmiştim. Doğru söylüyorsun. Bence de altyapıda farkındalık yaratmak için böyle bir sistem kullanmak lazım. Çünkü dediğin gibi gözleri önce hemen kaç sayı gidiyor. Bu en azından ilk önce onları görmelerini sağlayacaktır. Mesela benim hani dikkat ettiğim şeylerden biri özellikle hani uzun oyuncular zaten altyapı için konuşuyorum burada. Uzun oyuncular zaten altyapılarda fizik avantajlarıyla çok rebound oluyor ama bence mesela kısa oyuncuların en değerli oldukları şeylerden biri savunma reboundına yaptıkları katkı. Yani herkes bugün koç olan herkes bence gardım reboundu alsın, ortaya hemen gitsin ve geçiş oyununa hemen başlayayım diye ister. Burada özellikle kısa oyuncuların savunma reboundlarına dikkat etmeleri bu konuda bizim de çok örneklerimiz var. İşte benim hatırladığım şu an mesela Bobby Dixon fizik olarak çok büyük bir oyuncu olmamasına rağmen hatta ligin belki de en kısa oyuncularından biri olmasına rağmen bu seneyi tam hatırlamıyorum ama bundan önceki senelerde çok iyi bir garda göre iyi bir savunma ribaundu ortalaması vardı. Bu sizin için çok önemli. Çünkü uzunlarınız box out ediyor. Uzunlar diğer uzunlarla boğuşuyor. Havuza düşen topları birinin alması lazım. Burada da kısaların devreye girmesi gerekiyor. Bence kısaların da istatistik kağıdını kontrol ederken savunma ribaunduna dikkat etmeleri onlar için çok önemli diye düşünüyorum. Emre Beşer'in bir sorusu var. Emre buyur lütfen. Ben duyamıyorum ama. Gelmiyor. Sesin gelmiyor Emre. Bir saniye şöyle yapalım. Ha, şimdi duyuyorum. Şimdi geliyor mu? Evet. Şimdi geliyor mu? Evet duyabiliyorum. Yok sanırım. Ha. Tamamdır şimdi geliyor. Emre biz seni duyuyoruz. Tamam. Berkay şunu soracağım. Şimdi mesela A takım seviyesinde istatistik kağıtlarını aldığınız zaman ilk önce neyi yorumlamaya çalışıyorsunuz? Neye bakıyorsunuz? Aynı şeyi altyapı için de soracağım. Yani bir istatistik kağıdı yorumlamaya başladığımızda sen altyapıda nelere dikkat ediyorsun? Önce A takımdan mı başlayayım? Evet A takım olursa. Yani sen zaten hani çok değerli bir asistan koçsun birincilikte. Orada biraz da aslında maçın gidişatına göre değişiyor. Hani o maç çok mu top kaybı yaptık veya karşı takım biraz mesafeli savunma yaptığında 3 sayı yüzdemiz nasıl tarzı şeylere dikkat edin. Yani biraz o aslında maçın gidişatına bağlı. Hani top kaybına mı bakalım, asiste mi bakalım ama hani benim genelde baktığım hep asisttir. Hani topu ne kadar paylaştığımıza nazaran diye söyleyeyim. Hani kaç asistimiz var, kaç sayımız var buna bakarım ben genelde. Ama onun dışında tabii ki de her asistan koç sonuçta A takım seviyesinde hep birden ikiden fazla asistan koç olduğu için maçtan önce bunları bölüşüp o noktalara da yoğunlaşabiliriz. Altyapıya geldiğimizde ben özellikle altyapıda çalışırken hep foul yüzdesine dikkat ederdim. Çünkü foul benim biraz takıntılı olduğum bir konu. Foul yüzdesi. Bence bizim genel olarak da eksik kaldığımız bir bölge. Bu benim tamamen şahsi düşüncem. Tabii ki de herkes çalışıyor. Biz de çalışıyoruz ama benim hep o maç sırasında atılan foul yüzdesine ben çok dikkat ederim. Kaçta kaç attığımıza dair. Ben genelde foul yüzdesine ilk bakarım. Tabii ki de o periyot foul atmamışsak ona bakmam da.
Genelde maçın ikinci yarılarına doğru o maçta ne kadar faul atmışız ben ona çok dikkat ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu alınan molaların da sürelerini tutuyorsunuz değil mi? Evet. Galiba... Onlar bir veri veriyor mu ya da onlar bir hatırlatma noktaları mı oluyor maçın gidişatıyla ilgili? Şimdi pardon. Burada galiba eksik olan o Şükrü abi. Ama onu da çok rahat bir şekilde ekleyebiliriz. Bazen şimdi A takım seviyesinde de bunlar scoreboard'da çok rahat gözükebiliyor. Ama bunların dışında biz yine de A takımda asistan koçlar maç esnasında kendi turnover'ını tutan, molaları tutan, faulleri tutan şeklinde de ayrılabiliyor. Bu istatistik kağıdında yanılmıyorsam bu eksik mola sayıları. Bu iyi bir hatırlatma. Çok teşekkür ederim. Yani buraya bir tane daha sütun açıp kendi molalarımıza bir kutucuk, özellikle devre devre, rakip için molalara bir kutucuk yapmakta fayda var. Çünkü maçın sonunda stresle koç bize dönüp kaç molamız kaldı diye sorabilir. Özellikle altyapı için konuşuyorum. Yani A takımda yine söylüyorum. Scoreboard'da bu gözüküyor. Veya bazen masa hakemi hata yapabiliyor. Faulleri tutmamızın nedeni de bu. Masa hakemleri bazen hata yapabiliyor. Ama bu da bu kağıda eklenebilecek güzel şeylerden biri. Teşekkür ediyorum Şükrü abi. Alper Koçer çok verimli bir sunum. Teşekkürler demiş YouTube'dan. Ümit Yanar fiyatı 70 TL doğru mudur demiş. Şöyle olabilir. Ben altyapıdaki arkadaşlarla konuşmuşum. Ben aldığım için programdan önce Apple Store'a baktım ama aldığım için fiyatını ben galiba bir daha göremiyorum. Ama altyapıdaki arkadaşlarla konuştuğumda onlar da abi 60-70 TL gibi bir şey. Bu aralar biraz dolar yükseldi artmış da olabilir dediler. Ama ben 2013'te ilk aldığımda inanın bana 6-7 lira gibi bir şey vermiştim. Ama şu anda hani 60-70 lira için yani fiyat performansa bakınca gerçekten iyi bir program olduğunu söyleyebilirim. Böylece Ümit Yanar'ın da sorusuna cevap vermiş olduk. Ben tekrar bakıyorum sorusu olan var mı diye. İstersen ekranı kaldırırsan başka paylaşacağın yoksa herkesi görebilelim sahada. Ben ekranda. İletmek istiyorum. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Başta size çok teşekkür ediyorum. Yani bu tabii 3-4 aylık bir süreç. Her gün ikişer programdan. Buradaki her şey paylaşıma açıktır. Ulaşmak isteyenler mail adresimden rahatlıkça bana ulaşabilirler. Sorusu olabilir. Şablonu isteyebilirler. Hani benim bu konuda hiçbir şeyim yok. Hatta Şükrü abi hatırlattı. Buradan sonra belki de molaları ekleyip ondan sonra da kaydedebilirim. Mail adresimden bana ulaşabilirler. Paylaşabilirim. Çünkü her zaman 60-70 lira diyoruz ama buna veya bir iPad bugün çok pahalı olabiliyor. Yine kağıttan tutmaya devam edebilirsiniz. Onları paylaşabilirim. Sunumu paylaşabilirim. O konuda Ahmetcan yazmıştı şablonları paylaşabilir mi Berkay Hocam diye. Tabii. Sen buradan cevap vermiş oldun. Tabii. Yani hiçbir sıkıntı yok. Paylaşabilirim. Önder Çetin'in yine bir sorusu var. Altyapılarda hangi yaş grubundan sonra istatistik anlamlı olur? Bence U14 ile beraber anlam kazanmaya başlar. Çünkü U14 biraz daha yarışmacı kategori diye başlıyor. Ama burada kategori hangi istatistiklerin anlamı önemli? Bence ona dikkat etmemiz lazım. Yani çünkü kategori pozisyon sayınız da değişecek. Hücum ribandı sayınız değişecek. Her şey kategori değişecek. Yanılmıyorsam Ömer abi bundan da bahsetmişti. Sene neleri hedeflerini veya koç olarak sizin ne hedefiniz var? Küçük takımda ben her maç fast break atacağım ve 20 sayı fast break'ten atacağım. Örnek veriyorum. 30 sayı fast break'ten atacağım. Bunu kendinize bir limit koyabilirsiniz. Ama yıldız takımda fizikler biraz daha birbirine yaklaştığı için bu 30 sayıyı bulamazsınız. Bunu 18'e çekersiniz. Top kaybı sayınızı azaltırsınız. Yani küçük takımda 20 top kaybı yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ama yıldız takıma gelince ben 15 top kaybı yapacağım. Genç takıma gelince 10 top kaybı yapacağım. Bence bunlara hani yaş kategorilerinde bunlara önem vermek önemli ama bence biz de altyapı olarak U14'ten sonra istatistik tutmaya başlıyoruz. Teşekkürler. Tekrar bakıyorum.
Ben screen share'ı kapatayım mı abi? Şeyin yoksa başka yani paylaşacağın... Herkes not almıştır herhalde almak isteyen arkadaşlar. O zaman kapattım abi. Evet, şöyle şimdi birbirimizi daha rahat görüyoruz. Murat. Efendim. Mikrofonun açık, bir şey mi diyeceksin diye. Yok. ben Önder Çetin'in sorusunu altyapılarda hangi yaş grubundan sonra istatistik daha anlamlı konu olur konusunda da bir fikrim var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama paylaşayım istedim. Belki bu U10 maçları başladı. Çocuklar maçlara çıktıklarında farklı bir heyecan yaşadıkları için antrenmanda yapmadıkları top kayıplarını yapabiliyorlar. Belki o top kayıplarının neler üzerinde olduğu, hani topu tuttu, dripping hakkı bitti, tekrar dripping'e başladı savunma genci, panik oldu falan gibi. Belki onlar böyle antrenmanlarda düzeltme yapmak için bize fikir verebilir. Bu altyapılarda farklı böyle daha bilgi üzerine olan istatistik de olabilir. Yani şeyden öte, rakamlardan öte. Önder Çetin cevapla ilgili de teşekkür etmiş sana tekrardan. Ben bir soru bilirim ya, müsaitse. Lütfen. Ben Berkay'dan özür diliyorum. Bu akşam yatmadan dinleyeceğim. Çok önemli bir telefon geldi. Büyük kısmını kaçırdım. Gözümle takip ettim ama. Merak ettiğim şey vardı. Onları seyrettikten sonra sana telefonla sorarım ama şunu sormak istiyorum eğer başkası sormadıysa. Top kaybı ve asist konusunun tanımında top kaybı. Mesela ben pas attım, sen tutamadın. O tamamen senin yorumuna kalıyor değil mi? Kime yazacak? Evet, yani masa hakemlerinin de öyle abi. Masa hakemlerini bir kenara koy. Berkay burada nasıl karar veriyor? Yani maçta sen tamamen kendi gözlemine kalan bir şey değil mi? Yani sübjektif aslında. Yani sen bana pas attın abi. Ben bomboşum. Ama bu topu alamadım. Yani göğsüme geldi. Göğüs pas attın. Ben bunu alamadım. Yakalayamadım ve kaybettim. O zaman ben bunu yakalayana yazayım. Asistan koç olarak. Ama ben sana öyle bir pas attım ki dağ taşa gitti ve yetişemedin. O zaman pas atana yazıyorum. Benim yorumum bu şekilde. Peki. Bu aslında bir daha sefere böyle bir şeyde demek ki pozisyon bulup hani zor pozisyonda ne yaparsını sormak lazım evet. Aslında. Yani ben sana telefonda da söylemiştim abi. Yani bu online'da biraz zor. Hani yüz yüze olunca, video oynatınca o kadar eğlenceli oluyor ki herkes tutmaya çalışıyor. O zaman çünkü kimisi birine dediğiniz gibi ona top kaybını yazıyor. Öbürü başkasına yazıyor. Orada tartışma çıkıyor. Hani çok daha şey oluyor. Peki asisti de aynı bu şekilde olacağı için asist sorumu da geçiyorum. Şimdi sen belki herkes bilmiyordur ama FIBA antrenörlüğü sınavlarına girdin. Evet. Şimdi buradaki hatta başından da iyi bir şey geçmedi. Yani bunu da aslında burada söyleyelim. Tarihe not düşelim. Hani ben bazı yerlerde anlatıyorum. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın asistan koçları kurallara uymadığı için, yani kurallara derken talimatlara uygun şekilde belki onlara bazı haksızlıklar yapmış durumuna düştük. Yani buna Emre Vatansever de dahil. Senin gideceğin dönemde bir şeyin eksikti. Ya seminer eksikti ya da tarih mi uymuyordu? Nasıldı? Abi bir anlatsın şöyle, onu. Ben B kategorisi antrenörüyüm. Evet. Hala. Bu konuştuğumuz konu 2018'deydi. Evet. Şöyle oldu. Benim bir seminerim eksikti. Uluslararası seminerim. Ben sizinle konuşmuştum. Tabii bu tamamen resmi olmayan bir konuşmaydı. Hani sizin de yapabileceğiniz bir şey yoktu. Bu uluslararası semineri gittiğim FIBA seminerine saydırabilir miyiz diye. Çünkü A kursundan önce uluslararası seminer yoktu sanırsam. Sen de yapmaya çalışırız. Yönetim kurulunda buna karar vermeye çalışırız demiştiniz. Evet. Ondan sonra benim de aynı zamanda bir Amerika olayım vardı yine. Onlar evet. Orada bir siz işte önce bir olur diye, orada aslında o benim aldığım bir riskti. Olur diye kursa giderim diye Amerika biletini iptal etmiştim. Sonra beni önce siz aramıştınız. Çok kibar bir şekilde anlatmıştınız. Hani yapamıyoruz talimata göre diye. Sonra üstüne Aydın abi aramıştı. Yapamıyoruz
talimata göre diye. Sonra ben de yapacak bir şey yok demiştim. Çünkü hani bu bir sonuçta talimatta yoksa yapacak bir şey yok. Sonra bir de Amerika bileti almıştım. Amerika'yı. Yani şunu söyleyeceğim. Tolga Başer'in de 20 günle bir seneye sonra girmesi gerekti. 20 günden dolayı. Ondan sonra Murat Bilge de yanlış hatırlamıyorsam Bilge galiba Beşiktaş'ın asistan koçu. O da şey almadığı için vizesi olmadığı için istatistikçi olarak çıkıyordu. Vize almak için Elazığ'daki kursa geldi. Akşamında da Türk Telekom maçının istatistiğini televizyondan tuttu. Yani Elazığ'daki kursa gelmiş oldu. Böyle üç büyüklerin asistan koçlarıyla ilgili sıkıntılar olmuştu ama şuraya getireceğim. Bu bir anekdottu. Sen FIBA antrenörü oldun. Doğru değil mi? Yani FIBA antrenöründen ziyade FIBA'nın uyguladığı bir programdı o. Evet. Federasyona iki kişilik kontenjan açtı. Ben de ona başvurmuştum. Oradan gitmiştim. Yani FIBA antrenörü olmuyorsunuz ama FIBA'nın 3 sene boyunca uyguladığı bir programı bitirmiş oluyorsunuz. Bitirmiş oluyoruz. Evet. Şimdi o programa baktığında bir defa o programı herkes gidemiyor. Basketbol Federasyonu 3 hakkı varmış. Sonra o 3 hakkı tespit ettiği arkadaşlar devamlılık göstermediği için FIBA kızmış, onu 1'e düşürmüş. Tabii o da hoş bir şey değil. Kimse onlar. Sonra bu ara işte zorla ilişkilerle 2'ye çıkartıldı. Herkes gidemiyor oraya. Yani federasyon bir aday gösteriyor oraya. Eğitim kurulu ve milli takımlar. Her neyse. Senin orada kazandığın şey ne? Neyi farklı yapıyorlar o eğitimde, o seminerde? Biraz ondan bahset istiyorsan. Teşekkür ederim. Öncelikle evet, 2 kişi gitmiştik. Ama şöyle, aslında 3 senelik program değil de her sene programlar hangi tarihlerde olacağı belli oluyor ama tabii biz koçlar yazın da işimizin ne olacağı belli olmadığı için orada ikinci sene bırakanlar olabiliyor. Şöyle abi, benim birincisi orada kazandığım en büyük şey, oraya çok fazla ülkeden koç geliyor. Yani tüm dünyadan geliyor, sadece Avrupa'dan değil. Ve inanılmaz bir bağlantı ağınız oluşmuş oluyor bir anda. Yani bugün benim Guam'da da tanıdığım koç var. Ki Guam'ın nerede olduğu böyle dünya haritasında bile zar zor gözüküyor. Veya Romanya'da da arayıp ulaşabileceğim bir arkadaşım var. Birinci, bence koç olarak kazandığınız en önemli şey bu. Bağlantılarınız inanılmaz genişliyor. İkincisi, oraya gerçekten çok değerli koçlar geliyor. Ve sizinle bir hafta boyunca beraberler. Yani şöyle bir program var. Zaten sizinle paylaşmıştım bunları ben. Ozan Hocam burada mı bilmiyorum. O da benden önce gitmişti. Daha önce giden antrenör arkadaşlarımız da oldu. Bir hafta boyunca, yani program sabah 8'de başlıyor kahvaltıyla ve gece 12'de bitiyor. Öğlene kadar derslerinizi görüyorsunuz. Öğleden sonra hangi Avrupa Şampiyonası'ndaysanız o Avrupa Şampiyonası'nın maçlarını izliyorsunuz. Ve orada yapılan şeyler devamlı interaktif. Yani size orada bir ödev veriyorlar. İşte diyorlar ki mesela U16 Şampiyonası'ndayız. İlk ödevim benim işte İngiltere'nin bir oyuncusunu izleyeceksin, bize scout edeceksin onu işte ve göstereceksin. Bu adam sağa gider, bu adam sola gider şeklinde. Benim de şansım o gün adam 7 dakika oynamıştı. Ondan sonra işte hatta oradakiler de demişti yani sen de çok bir şey anlatamayacaksın ama falan diye. Ama ben o 7 dakikada gördüğümü en azından anlattım. Yani devamlı orada eğitimler interaktif oluyor. Yazılı da oluyor, sözlü de oluyor ama interaktif çok fazla oluyor. Eğitimcilere her an ulaşabiliyorsunuz. Günün hani 10 saat, 12. Onlar da sizinle maçlara geliyorlar. O açıdan mesela interaktifliğe bayılmıştım. Ama tabii oraya gitmek için çok iyi bir İngilizce seviyenizin olması lazım. Çünkü her şey İngilizce. Buna çok dikkat ediyorlar. Hatta program sonundaki sınavlarda İngilizceniz de puanınıza etki ediyor. Çok teşekkür ederim. Yani hatta bizim sınav sistemimiz de şimdi onlara dönmeye başladı yanılmıyorsam Murat abi. Gerçekten işte ben tez yazdım İngilizce. Ozan Hocam da çok yardım etti bana bu konuda. Ozan Havuzlu. Yani evet zor geliyor ama mesela 20 sayfalık bir ödev diyorlar. Ve size bir sene veriyorlar bunu bitirmeniz için. 9 ay veriyorlar. Yani her gün yarım sayfa yazsanız bir ayda bitecek bir ödev oluyor. Hem siz araştırıyorsunuz, ediyorsunuz. Hani ben ki çok yoğun bir anımda A takımda asistan koçken yazmak zorunda kaldım. Ama günde yarım sayfada olsa boşluk bularak bir saat az uyuyayım bitireyim. Bu şekilde bitiyor. Ve oraya gittiğiniz zaman size ödevinizle ilgili sorular soruyorlar.
Mesela benim ödevim takım defans konseptiydi. Okumuşlar. Ben low post'ta işte önden almayı uygun görmüştüm. Orada hatta işte dedi sen önden alıyorsun ama dedi işte böyle böyle olursa ne yapacaksın gibi konuşmalar yapıyorsunuz. Yani devamlı aktifsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Doğukan Akça'nın bir sorusu var. Tam onu okuyordum Berkay, o yüzden biraz beklettim. Aktardığınız bilgiler için teşekkür ederim. Dil konusu açılmışken şunu sormak istiyorum. İngilizceden sonra en çok ihtiyaç duyduğunuz yabancı dil hangisi oluyor? Yani bence şu an Avrupa basketbolu için konuşursam İspanyolca diyorum. Hakikaten öğrenmemiz gereken bir dil. Çünkü basketbola çok hakimler. Genelde üst yöneticiler, Euroleague'de olsun veya başka yerde hep İspanyolca konuşan insanlar. Zaten İspanyolca öğrendiğiniz zaman İtalyanca da konuşabiliyorsunuz. Ben İspanyolca olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Doğukan da zaten chatten teşekkür etmiş. Başka sorusu olan var mı diye bakıyorum. Evet. Berkay, sunumun için çok teşekkür ediyoruz. Her iki bölümü de çok değerli oldu bence. Birinci bölüm elle tutabileceğimiz istatistik kağıdı. İkinci bölümde de iScout'tan bahsettin. Ve onun da nasıl pratikliğinin artacağını şey yaptın bize. Son bölümde de bu FIBA ile ilgili bölüm arkadaşlar için bence önemli bir detay oldu. Bizim programımızı da kapanışı konuklarımız yapıyor. Söz sende. Ben öncelikle bana bu fırsatı sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Yani burada inanılmaz bir bilgi kütüphanesi oluşuyor. Hani benim hep yakındığım şey, Murat abinin daha deminki sorusuyla bağlayacağım. Onu söylemeyi unuttum. Neler gördün orada? İnanılmaz dokümanları var basketbolla ilgili. Yani teorik olsun, pratik olsun. İnanılmaz dokümanları var. Bunları da size kursun bitiminde veriyorlar. Hatta bir tanesi burada. Şöyle göstereyim yani. DVD şeklinde orada ne gösteriyorlarsa veriyorlar. Bence bu bizim Türk basketbolu için çok önemli bir platform oldu. Yani her an açıp istediğiniz konudan istediğiniz koçun görüşünü alabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey. Ben de burada olmaktan gurur duyuyorum. Sizlere de burada olmama fırsat sağladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de senin sunumun ve emeklerin için çok teşekkür ediyoruz. Bütün katılımcılara iyi geceler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Eline sağlık. Eline sağlık Berkay. Çok teşekkürler. Sağ ol. Teşekkürler Murat abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar Berkay. İyi akşamlar Murat abi. Şükür abi.